Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Cennete hoş geldiniz de. Evime. Ya sen hoş geldin. Bak, ya sen bu sınırı satıyor. 10 bin lira çalışıyorlar. Al. Mısır. Neyine bedel aman deyip boş yürüm mademoiselle. Yapmadım hiçbir şey okuma güzel. Gitmedim hiç işe sektörüm özel. Sana bir çift lafım var hele bir güven. Harbiden dokuz kardeşe değer. Çok güzel. Gelin mısır yiyin. Hadi. Göster. Allah'ım ne kimmiş durdu bozuma. Video mu çekiyorum, resim çekiyorum. Video. Resim. Bizi etiket yapalım. Emre'yle seviler. Mis. Gel gidiyor. Kazanı da çek bari. Bunu resmen ye beni diyor. Dişleri güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor, 10 yaş gençleştiriyor. Önümde çiçeklerim çoktur diyeceklerim. Aç kapıyı sevdim, yoktur gideceklerim. Güzelleştiriyor, 10 yaş gençleştiriyor. Şu gerisini niye vermedin? En güzel o. Sosyal medyada gördük. Biz de Karabük'ten Bartın'a giderken bir yanına bir uğrayalım dedik de öylesine makarasını mazlumun geldi. Abi mısırı mı yiyin? Mısırlar konuşuyor. Resmen ye beni diyor. Dişleri güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor, 10 yaş gençleştiriyor. Ben Yasin Yasçayır, 24 yaşındayım. 10 yıldır bir oda mısır satıyorum. Bu sene farklı bir yönteme başvurarak sosyal medyada bir Instagram hesabı açtım. Buraya gelen müşterilerimizi eğlendirmek için çeşitli danslar yaparak müşterilerimizin dikkatini çektim. Gelen müşterilerimiz benim videomu çekerek bana gösterdiler. Ben de o çekilen videoları sosyal medyada Instagram hesabıma attım. Ve orada attığım videolar binlerce kez beğeni ve takipçiye ulaştı. Antalya'da Türkiye'nin çılgın dondurmacısı olarak çılgın dondurmacıyı tanıyorlar. Beni de Karadeniz bölgesinin çılgın mısırcısı olarak tanıyorlar insanlarımız. Sosyal medyada o kadar çok etkileşim aldım ki bu güzergahı kullanan müşterilerimiz hem beni ziyaret ediyor, hem fotoğraf çekiliyor, hem danslar ediyoruz, hem mısırımı yemeye geliyorlar. Sosyal medyayı kullanarak hem satışımı arttırdım, hem de tanınımı arttırdım. Mısır satarken bu mısır konuşuyor resmen ye beni sözünü kullanarak gelen müşterimizin dikkatini çektim. Ben de o sözün patentine başvurdum. İnşallah o sözün patentini alacağım. Bak,